Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Akıllara zarar baş döndüren kıvamda Belediye Binası 15 yükseltme videolarına tam gaz devam ediyoruz. Serimizin ikinci bölümünde bugün Belediye Binası 15 emektar bağış hesabımızı uçuracağız arkadaşlar. Aynı zamanda gün içerisinde güncelleme yayına girdi. Ben Conqueror 10 hesabındaki yükseltmeleri güncellemenin öncesinde, aynı gün içerisinde yapıp paylaşmıştım. Güncellemenin ilk videosu da bağış hesabına nasipmiş. Anlayacağınız o şekilde yani. Şimdi bir bakalım elimizde neler var. Büyüleri kontrol ettiğimde birer tane savaş, inşaat, kahraman ve her şeyin kitabımız var. İksir ünümüz, kara iksir ünümüz var. Tıpkı dünkü videoda olduğu gibi maalesef bu hesapta da altın rünüm yok. Bunun sebebi bir tane klan oyunlarını kaçırdım arkadaşlar. Dedim ki dünyayı ben mi kurtaracağım arkadaş. Bu ayda klan oyunları yapmıyorum yahu demiştim. Muhtemelen 2 ay öncesiydi. İşte o gün kalan oyunlarını yapsaydık o hesapta da bu hesaplarda da altın ürünlerimiz olacaktı. Neyse çok ciddi sıkıntı değil. 8 tane duvar yüzüğümüz var. Birer tane inşaat, kahraman, büyü ve savaş çekicimiz var. Bununla birlikte eksik olan bir şey daha var. O da büyü kitabı çok da önemli değil açıkçası. Bitti mi? Bitmedi. Hemen geliyorum. Lig madalyalarını kontrol ediyorum. 607 tane emrimize amade madalyamız var. Bütün çekişlerden birer tane daha satın alacağız. Bitti mi? Bitmedi ey vatandaşlar. Baskın madalyalarımız da var. Şu anda altın ve iksir deposu dolu olduğu için kullanamıyorum. Kara iksir de altında iksir de muhtemelen alacağız. Yeterli miktarda baskın madalyamız da var zaten. Bitti mi? Bitmedi. 1225 tane taşım var. Kahramanlar kitabını kullandıktan sonra 500 taşta bir tane daha kahramanlar kitabı satın alacağım. Derslerime çalıştım ama tamamlamadım. Sebebini söyleyeceğim. Altın iksir deposunu fulledim. Kara iksirin fazlasına gerek olmayacağını düşündüm. Çünkü şampiyon yükseltmesi yapacağım arkadaşlar. Şampiyon 234.000 e, 234 bin istiyor. Sonrasında rün kullanacağız. O yüzden çok da fazla zorlamadım kendimi. Klan kalesinde de şöyle bir kontrol ettiğimde 3.2 milyon altın iksir. 15 binde kara iksir var. Aslında depolar doluydu ama 4 kat yıldız bonusu geldi güncelleme ile birlikte. Yani o ganimetler ziyan olmasın diye iş yükümü de hafifletmek için klan kalesini boşalttım. O yüzden ikinci yıldız bonusundan bu kadar geldi. Her neyse bu videoyu çektikten sonra da oturacağım. 20 hesap bir adam klan savaşı videosunu çekeceğim. Halim vaktim enerjim kalır ise. <laughs> Lafı daha fazla uzatmadan yükseltmelere başlamak istiyorum. Sizlerden ricam odur ki videomuzu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. İzlemeye yeni başlayanlara da günlük taze Clash of Clans içerikleri için Kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Evet arkadaşlar hep böyle yapıyorum yine böyle yapacağım. İlk etapta laboratuvar yükseltmelerini aradan çıkartmak istiyorum. Laboratuvarda kullanabileceğim bir adet savaş kitabı var. Her şeyin kitabını laboratuvarda kullanmayacağım arkadaşlar yok öyle bir dünya. Kahramanla özür dilerim güç iksirinin olduğu Clash of Clans oyununda ben her şeyin kitabını gidip e, asker makslamak için kullanmam. Ya hero'larda kullanırım ya da binalarda kullanırım. Evet savaş kitabı kullanacağız sonra da çekişlere geçeceğiz. Şimdi laboratuvarda yeni gelen askerlerimiz var. Aslında bu yeni gelen müdür yardımcısı vardı ya arkadaşlar. Onu açıp bunu mu yükseltsek diyorum ya da daha mantıklı bir şey var mı? Şimdi bu dördüncü seviyede yükseliyor. Yani iki tane çekiş bir tane kitap da kullansam e, hiçbir şekilde makslanmayacak. Onunla uğraşacağımıza biniciyi basalım değil mi? Onu ikinci seviyeye yapacağımıza biniciyi falan makslarız. Bence daha mantıklı olacak. O yüzden e, müdür yardımcısı yükseltmesinde başlamayacağım. Gerekirse bir tane güç iksiri kullanıp maxlıyoruz zaten. Aceleye gerek yok. Şimdi savaş kitabımızı nerede kullanalım? Elektro Titan 3. seviye yükseltmek için kullanabiliriz. Yeti'yi 5. seviye yükseltmek için kullanabiliriz. Gayet tabi ejder abimiz aslında var ya şu ejderi basalım da şifacı da var. Vallahi var ya açık büfe gibi seç beğen al yani hepsi birbirinden güzel. Çok kararsız kaldım. Madem kararsız kaldık, o zaman en uzun süren yükseltmeyi bitirmek mantıklı olacak kitaptan dolayı. 18 gün ejder sürüyor, 17 gün şifacı sürüyor. Şifacıyı şutladık gitti. 18 gün yeti sürüyor, Pekka da seviye aldı. 16,5 gün. Bununla birlikte madenci 17 gün. Yani ejder en mantıklı seçenekmiş gibi karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla 19.5 milyon iksiri patlatıyor. Savaş kitabıyla da şak dadanak <laughs> bitiriyorum arkadaşım. Evet 10. seviye max bir ejderimiz var. Bu arada ilk defa güncellemeyi bu hesapta karşılıyorum. Yani koskoca ana hesabımız varken <laughs> bağış hesabına denk geldi. Olsun sıkıntı yok yani. Şimdi savaş kitabını kullandığımıza göre sırada çekişler olacak. İlk etapta savaş çekicimiz bir aradan çıkartalım. Ee, tabii ki de biniciyi basacağım arkadaşlar. Yani aksi mümkün mü? Şu senaryoda bence... Bunun aksi mümkün değil gibi gözüküyor. Zaten 335 bin kara iksirden bahsediyoruz. Söylerken bile insan yoruluyor. <laughs> yani kesinlikle biniciyi basacağım. 17 günlük bekleme süresinden de tasarruf etmiş oluyoruz. Mükemmel. Binici abimizi de maksamış olduk bu şekilde. Bir sonraki işlemimiz büyü çekici olacak. Çok fazla bir seçeneğimiz varmış. Bayağı da bir seçeneğimiz var. Hani yıldırımı basarsın, iyileştirmeyi basarsın, atlatmayı basarsın, klonu basarsın ki <laughs> bunların hepsi de maksanmış olacak ama tabii ki de tercihim kara iksir tasarrufu adına olacak. 150 bin kara iksir istiyor ve 9 gün sürüyor. Maksanmayacak işte o yüzden böyle düşük. O zaman arkadaşlar klonu basalım değil mi? Klonu basalım ya. Klon bence daha iyi olacaktır. 18 milyon iksirden ve 17,5 günlük süreden de tasarruf etmiş oluyoruz derler ve giderler ilk etaptaki çekişlerimizi kullandık. Hemen geldim birer tane daha savaş ve büyü çekici satın alıyor. Tekrardan laboratuvara girişimizi yapıyoruz ey vatandaşlar. Şimdi ikinci savaş çekicimizi nerede kullanabiliriz? Golem maxlanmayacak. Buz golemi maxlanmayacak. Aslında kelle avcısını maxlamak mantıklı olur ama 10 gün süre içinde. Ya çekiç gitmiyor elim ya gerçekten. Bunları yani nasıl yapacağız ben de bilmiyorum. Valkür de maxlanmayacak. Ee, kuşatmalara yeni seviye geldi 5. seviye kuşatmalar olacak arkadaşlar en azından Tokmak ve kaya balonu için söylüyorum Bunlar ne kadar sürüyor 16 gün 12 saat Ya zaten artı 2 seviyeden değil mi max olarak gittiği için bu bağış hesabı olarak kullanıyorum Daha Kısa vadede işime yarayacak mesela yeti Ne işime yarayacak ben de bilmiyorum ama <laughs> Yetiyi basalım gitsin arkadaşlar en nihayetinde yeni gelen bir güncelleme yetiği de yükseltme yapmadı demezsiniz yani güncellemeden sonra. 19 milyon iksirden ve 18 günlük süreden tasarruf ediyor. Yeti abimizi de maxlıyoruz. Son olarak büyü çekicimiz var. Onu da yine iskeletten yana kullanmayacağım. En uzun hangisi sürüyorsa onu basacağım. 17 gün, 16,5 gün, 16 gün. Açık ara farkla iyileştirme büyüsü bu savaşı kazanıyor. Böylelikle iyileştirmeyi de aradan çıkartmış oluyoruz. Şükürler olsun. Şimdi bağış hesabımızda laboratuvar askerlerimiz gayet iyi durumda. O yüzden böyle özellikle iksirle bedavaya yükseltme yapabileceğimi düşünmüyorum. E, Rünü de kara ayırmayı düşünüyorum. O yüzden sanırım laboratuvar boşta kalacak arkadaşlar. Belki ilerleyen dakikalarda bir, bir şeyler düşünürüz bir alçaresine bakarız. Laboratuvar yükseltmeleri noktalıyor. Videoya tam gaz devam ediyoruz. Pekala efendim şimdi sıra geldi en sevdiğim kaymaklı ballı yağlı kısma hiro yükseltmelerine. Şimdi hero'larımıza bir gözcülük yapalım. Bağış hesabımızda hero'larımız içler acısı durumda. Yani Conqueror'un hesabındaki şampiyon bile buradaki şampiyondan daha yüksek bir seviyeye gelmiş. Varın siz düşünün. 64 seviye kralım var. 65 kraliçem 57 koruyucum. Koruyucu gayet iyi durumda. Ama 15 seviye şampiyon artık kabul edilebilir düzeyin çok ama çok altında kalmış durumda. Yani... Her ne kadar kralı 65 yapıp yeteneğinin seviyesini 11'e yükseltmek. Yani ilk etapta güzel gibi geliyor olsa da ben bütün kaynaklarımı, bütün kitaplarımı ve çekişlerimi 15 seviye şampiyonda kullanmaya kararlıyım arkadaşlar. Bunun sebebini milyonlarca kez söyledim. Ee, bilmeyenler bilenlerden yorumlarda öğrensinler. Evet geldim tam tamına 234 bin kare iksiri patlatıyor. Kahramanlar kitabıyla şak dadanak bitiriyorum. 16 seviye şampiyonumuz hayırlı olsun. Hemen geliyorum tüccar kısmından 500 taşa bir tane daha kitap satın alıyorum. Devamında 11.000 kara iksiri sevgili süpersel kardeşin kaynanasına armağan ediyor. Kara iksir rünümü de kullanıyorum. Devamında geldim 239.000 kara iksiri patlatıyor. İkinci kahramanlar kitabımla şampiyonumuzu 17. seviyeye yükseltmiş oluyoruz. Bitti mi bitmedi bir tane kahramanlar çekicimiz var tam tamına dile kolay 245 bin kare iksirden tasarruf ediyor. Çekiçle şampiyon ablamızı 18. seviyeye yükseltmiş oluyoruz. Bitti mi? Bitmedi arkadaşım öyle kolay değil. Geldim bir tane daha kahramanlar çekici satın alıyor ve şampiyon ablamızı yüksek müsaadenizle. 19. seviyeye patlattım gitti arkadaşım evet çok kısa oldu ya niye bu kadar acele ettim ki tadını çıkarta çıkarta yapmam lazımdı bunu olsun olsun güzel iş yaptık arkadaşlar bence 20 olsaydı aslında bir kara iksirim olsa şu anda hiç gözünün yaşına bakmam. Her şeyin kitabıyla şampiyonu 20 yaparım ama şimdi klan karesinde ne kadar var bir bakalım. 15.000 burada var. 130 daha 145. 145 o cepte. Burada 145 artı 10 daha 155. E 25 de buradan gelse 180.000 kare iksir yapar arkadaşlar. Yanına dahi yaklaşamayacağımız aşikar. Belki kralı basarım diyeceğim ama ona da yetmeyecek. O yüzden hero yükseltmelerinde şimdilik noktayı koyuyor. İnşaat yükseltmeleriyle kaldığımız yerden yola tam gaz devam ediyoruz. Evet arkadaşlar laboratuvarı hallettik. Hero'ları hallettik. Şimdi sırada inşaat yükseltmeleri olacak. Altın ünüm olmadığı için sıkıntısını burada ciddi anlamda yaşayacağız. İksir ünüm var. Karakışla yeni seviye aldı. Bence inşaat kitabıyla yapılabilecek en mantıklı hamlelerden birisi en azından askeri açıp en azından bir görebilmek için değil mi kitabı kullanmak mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Karakışlamız buradaymış ne kadar istiyor? 13 milyon iksir istiyor. Acaba rünü kullanmadan bunun icabına bakabilir miyim? Yok ya hiç uğraşmaya gerek yok yetmeyeceği baştan belli. Geldim şöyle 2 milyona bir tane duvar bastım. Hemen ardından iksir rünümü kullanıyorum. Devamında karakışlamızı 13 milyon iksir karşılığında yükseltmeyi alıyor. Savaş kitabıyla da şak dadanak <laughs> bitiriyorum. Ey vatandaşlar. Evet. Müdür yardımcımızı açmış olduk. Bu arada biliyorum bu askerin adı müdür yardımcısı değil ama çektiğimiz sneak peek videosunda böyle bir espri yapmıştık. Nasıl ki ben balona mayın eşeği diyorum bu çırak koruyucuya da muhtemelen bütün Clash of Clans kariyerim boyunca müdür yardımcısı diyeceğim arkadaşlar. Bence gayet güzel yani. Keşke müdür yardımcısı yapsalarmış. Bence daha güzel olurdu. Evet. <laughs> Şimdi kara kışta yaradan çıkarttık. Bir tane her şeyin kitabı var ama bunu kullanmak için aceleci davranmayacağım arkadaşlar. En azından şimdilik bir bekletelim. İlk etapta çekişlerimizi kullanalım değil mi? inşaat çekişlerimizi. Şimdi kartal topuna seviye geldik Kaya saçara seviye geldi. Ama ben şöyle hafızamı birazcık zorlamak istiyorum. Velev ki, velev ki güncelleme gelmeden önce ben bu videoyu çekiyor olsaydım ne yükseltmesi yapacaktım? Hayvan barınağı Max, ordu kampları Max, belediye binası 5. kademe. Hakikaten yani böyle ağır savunmalardan muhtemelen Xeyi falan basacaktık yani. Aynen, Xeyi basacaktık. Ama şimdi madem ki Kartal topu gelmiş oyuna, hiç kaçarı göçeri yok. Ben onu yükselteceğim arkadaşlar. Ve belediye binası 15 sularında e, ilk yapacağım Kartal topu yükseltmesi olacak bu. Aynen. Onun haricinde bir şey var mı diye bakıyorum. Yok gibi gözüküyor. Gelin Şöyle lafı daha fazla uzatmadan ne kadar sürüyormuş? 21,5 milyon altın. Dile kolay. <laughs> 20 günde bekleme süresi var. Çekici kafasına patlatıyorum ve kartal topu makslanmış durumda arkadaşlar. Şükürler olsun. Darısı olmayanların da başına diyelim. Şimdi ilk çekicimi kullandık bitmedi. Hemen geldim bir tane daha inşaat çekici satın alıyorum ki bu benim satın aldığım son çekici olacak bu videonun içerisinde. Yani kaya saçarı basacağız arkadaşlar haksız mıyım? Şimdi Cehennem Kuleleri maxlanmış, Kartal Topu maxlanmış. E sırada Kaya Saçarlar var. Monolit zaten maxlandı. Hiç kaçarı yok. Yani Kaya Saçar'dan daha pahalı bir şey olduğunu da ben düşünmüyorum açıkçası. xe' ee, ne kadar sürüyor? 19 gün sürüyor. Bu ne kadar sürüyor? 19 gün 12 saat. 12 saatle arayı kapattık diye düşünüyorum. O zaman geldim. İnşaat çekiciyle Kaya Saçarlar'dan bir tanesini maxlamış oluyoruz. Şükürler olsun. <laughs> Şimdi rakipler düşünsün arkadaşım. Şimdi ikinci çekicimizi de kullandık. Bununla birlikte her şeyin kitabı ve full depo bir altın hala daha elimizde. Bence bu çok güzel bir gelişme. Ne diyorsunuz? İkinci kaya saçarı basmak için muhteşem bir fırsat değil mi? Bence tam olarak öyle arkadaşlar. O zaman gelin şöyle 21.3 milyon altına ikinci kaya saçarı yükseltelim. Her şeyin kitabıyla da onu dördüncü seviyeye yollamış olalım. Yani var ya inanılmaz güzel işler yaptık arkadaşlar. Hakikaten laboratuvar yükseltmelerini hiç saymıyorum. Orada çok bir şey ifade etmiyor benim için. Güç iksirinden dolayı. Karakışla yağıştık. Kaya saçarları maksadık. Kartal topunu maksadık. Şampiyona 4-5 seviye birden verdik. E daha ne olacaktı yani haksız mıyım? <laughs> Şimdi bir durum değerlendirmesi yapalım. Son postayı da atalım. Ondan sonra da inşaatçı üstüne geçeceğim. Evet arkadaşlar şimdi 8 tane duvar yüzüğümüz var. Baskın madalyalarımız bol miktarda. Neden olmasın? Şöyle 5, şöyle 10, şöyle 15 tane daha duvar yüzüğü aldım. Hatta ve hatta ihtiyaç dışı bile olsa gözümüz gönlümüz şenlensin diye bugün <laughs> ganimetler kan şirketinden altın iksir, kara iksir satın aldım. Duvar yüzüklerimizi kullanmaya başlayalım. Şöyle şuradan devam edeceğim. 2, 4, 6, 8, şöyle 10 dedik efendim. Şöyle 12 dedik. Şöyle 14 dedik, şöyle 16 dedik ve 18 dedik. Sanırım 19'u, 19 tamam 20. Kaç oldu lan? <laughs> Saymayı unuttum yine. <laughs> Hatta bir tane, ulan ne kadar bereketli duvar yüzükleriymiş. Bas bas bitmedi. Bol miktarda belediye binası 12 duvarında aradan çıkartmış olduk. Güzel oldu bence. Şimdi sırada ne var ne yok ganimete toplama vakti. Klan kalesini topladım. Sezondaki ne var ne yok bunları da topluyorum. İnşaatçı altını. Kara iksiri de aldım. Belki hayvan barınağında da yükseltmeye gideriz. Şuradan başkent altınımızı da alalım. Ee, 14 milyon iksiri ulaşmış durumdayız. Aslında laboratuvarda bir yükseltmeye yakışır gibi ama yetiyorsa tabii ki de ganimetimiz. Ee, evet savaş göstebeğine basabilirim. Boşta kalacağına ben bunu patlattım gitti arkadaşım. Bu arada müdür yardımcısı da 180 bin kara iksir karşılığında ikinci seviyeye gidecekmiş. O birazcık bekleyecek. Onu sonra bir şekilde halletmeye çalışacağım. Şimdi 180 bin kare iksirim var 2 ihtimal var ya hayvan barınağında bir yükseltmeye gideceğim ki lastiğinin haricinde hiçbir şey basamıyorum bu da demek oluyor ki basmayacağım ya da klan savaşından sonra yeterli miktarda kare iksiri de kasıp kralı 65. seviyeye yollayacağız. Bence böylesi çok daha mantıklı olacak o zaman şöyle son iş olarak bir adet okçu kulesi yükseltmesine gidelim altınımızı da sıfırlamış olalım 3 tane işçi de boşta kalacak yapacak bir şey yok. Ana taraftaki işimizi bu şekilde noktalamış oluyoruz. Pekala efendim. Sevenleri gönül koymasın diye karanlık tarafa da gidelim. Bir takım karanlık işler çevirelim istedim. Şu hızlandırmayı kullanıyorum. İki tane işçimiz birden boşdaymış. Yeni gelen şifa kulübesini alıp daha dikmemişim bile. Evet. Diğer işçiyle de şöyle Otto'nun karakolunu artık ne anlama geliyor ben de bilmiyorum ama onu da yükseltmeye alalım. Zaten yapacak çok da fazla bir şey kalmadı. İksir yetiyorsa bir laboratuvar yükseltmesi o da yetmiyor. O zaman geldik videonun sonuna arkadaşlar. Ben açıkçası yaptığım hamlelerden oldukça tatmin oldum. Umarım sizler de izleyiciler olarak keyif almışsınızdır. Hoşunuza gitmiştir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Bye.